Herkese merhaba arkadaşlar. Elektroniği geçtik, artık beyaz eşyadayız. Biz böyle öcü gibi baktığımız bir üründü bu kurutma makinesi. Ama o kadar çok tavsiye aldık ve inceledik. Herkesin şu cümlesi biraz da bizi zorladı. Bu zamana kadar niye almamışım diye. Biz de umarım aynı cümleyi sarf ederiz. Yoksa şu an 6000 küsur lira vermiş durumdayız. Yoksa o niye aldık dememek için test edeceğiz. Bununla ilgili çok fazla video olmadığı için biraz da çekeyim istedim. Mesela nasıl kullanıldığına dair ya da programı nasıl yapılıyor, işte ondan sonra nasıl çıkıyor falan, çok düzgün kimse video çekmemiş. Ben de merak eden olur diye çekiyorum. Siz ondan sonraki şeyleri de göstereceğim. Biz çekebilecek miyiz acaba, bakalım. Öğreneceğiz tabii, ama hani gerçekten kupkuru çıkartıyor mu? Ondan sonra işte tüy toz toplama haznesi var. O çok işe yarıyor diyorlar ki, bizde de bir kedi var ve kendisi bayağı Tüylü bir kedi. Yani bunların işe yarayıp yaramadığını da test edeceğiz. Tabii bu video birkaç gün sürecek. Şöyle bir yaklaşırsak şu düğmelerdeki o özelliği göstereyim ilk başta. Burada en altta ütü yapılacak derecede kuruttuğunu söylüyor. Burada asılacak derecede, burada direkt kuru dolaba koyabilirsiniz diyor. Burada da güneş görmüş, böyle çıtır çıtır olmuş sıcacık şekilde olduğunu iddia ediyor bu arkadaş. Şimdi biz bunların tabi dolap ve güneş deneriz büyük ihtimalle. Çünkü buradaki amaç gerçekten çok kuru çıkması. Çok kısa ürünle ilgili bilgi de vereyim. Ürünün hani şu kısımlardaki kalitesi böyle plastik, onu söyleyeyim, böyle öyle gözüküyor. Yani en azından. Şu kapak çok böyle hafif bir plastik gibi. Bak, yani aşağıya bastırmaya gelmiyor. Ha, oyuncak gibi, böyle elinizde kalacak gibi, ama umarım bizim elimizde kalmaz. Ne kadar süre dayanır bilmiyorum. Şuradaki hazneye tozlarını, tüyleri topluyor. Bunu da göreceğiz. İlk yıkamada çıkarsa hemen bunda videosunu çekeriz. Bir de bu varmış. Şöyle hafif yukarı çekip su buraya doluyor. Arkadaşlar suyu boşaltıp tekrar takıyorsunuz. Bunu arkadaş dedi ki, alttaki çentiyi takmadan bırakmayın, düşüp kırıyorlar dedi. Emin olun dedi taktığınızda, evet. Yani tam da şu kilitli yerinden bastırmaya özen gösteriyoruz ki çok kolay kapanıyor. Yarın öbür gün elimizde kalmasın diye. Bir de şurada bir filtresi var. Filtre de şöyle. Bu taraf. Çıkartıyorsunuz bunu. Bunu da çekiyorsunuz. Bunu temizleyebiliyorsunuz. Elektrik sübükesi daha iyi ama ya hafif da, evet, şekilde. Çok şey. Bu da herhalde çok hava almasıyla ilgili makinenin. Zor olmak lazım tabii. Bunu da önce çentiklerine takarak yapıyorsunuz ki kırılabiliyormuş o da. Yani cihazın şu kısımları falan böyle çok sağlam değil, böyle tek kişi kaldıracak kadar şey, ama bir kurutma makinesi için bu yeterli mi bilmiyorum. Şimdi programları çözmeye çalıştık. Şunu da gösterelim. Wi-Fi'li bir cihaz bu. Telefondan Wi-Fi'ye bağladık. 2.4 veya cihazlarda olduğu gibi, hatta şöyle göstereyim. Ekledik burada cihazı. Orada kurulum bilgilerini yaptıktan sonra cihazı buradan kumanda edebildiğimiz iddia ediliyor ve bunu da test edeceğiz. Programı başlatmayı ilk başta telefonda deneyeceğim. Bize bildirim gönderip göndermediğini de takip etmek istiyorum. Aslında burada önemli olan programı başlatmak değil, bittiğinde size mesaj vermesi. Güzel bir, hoş bir özellik olabilir. Hani bu neye yarar onu da bilmiyorum. Evdeyseniz çamaşırları çıkartırsınız. Dışarıdayken değilseniz önemli. De kendi kendini kapatıyordur zaten. Gelince gene çamaşırları çıkartırsınız. Sonuçta gelince çamaşırları çıkartırsınız. Belki de burada olduğun değil ya, koyuyorsun içine, bırakıyorsun, şu zamanda başlat, ben gelene kadar bitsindir yani. Çamaşırlarımızı bir getirelim. Sen de bunu bağla o zaman. Gardırop hazır yaptım. Seç, onayla. Onu da gösterelim arkadaşlara. Bakın buradan programı seçtim. Gardırop hazır değil. Gardırop hazırı seçiyorum. Onayla diyorum. Burada değişmedi ama.
başlayınca değişecektir. Yani kendisi sentetikte otomatik askılık yapıyor ama ben burada gardırop istiyorum dedim. Yani tamamen kurutmasını istiyorum ben. En iyi ütülemeyi de seçeyim mi? Bak şuradakini. Ütülemiyorum. Ama istiyorsan seç. Kırışık azaltma anlamına geliyorsa hayır, yok. Hayır, ütüye geçti. Gene şey, gardırop hazır. Onayla diyorum. Tamam. 4 kilogram 1 saat küsür değilmiş. Bilmem neymiş. 1 saat 40 dakika diyor. Şimdi da başlat diyelim. Bağlı değil diyecek. Niye öyle dedi? Koptuk. Cihazınızı etkinleştirin diye. Wi-Fi'ye mi geleceğiz yoksa burada bu düğmeye mi basacağız? Uzaktan kumanda. Ha. Programlara git. O zaman buradan çevirmiyoruz hiçbir şekilde. Evet güzelim. Sentetikler. Süper kola ütü dedi. Yok bu değil sentetik. Bizimkisi o değildi. Ha, direkt sentetik. Gardıroba hazır. Okay. Onayla. Şimdi başlat. Hadi bismillah. Ne diyor? Evet onaylıyorum. Sesi dinleyin. Evet sesi dinleyin. Biraz daha yaklaş ses için. Bu arada bak geçti gardırop şeyine. Ha, burada hiçbir şey ayarlamak zorunda değilsin o zaman. Şu kışırtı ama düğmelerden. Sallanmıyor. Bak titreşim burayı yok. Da göster. Ama daha başındayız. Şurayı da göster. Bütün ayarlamaları buradan yaptık. Sadece Wi-Fi'de bıraktık. Yanına git. Ondan sonra bütün ayarlamaları buradan yaptık. İstediğimiz gibi dolaba da geçti. Dolap kurutma seviyesine. Başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Sadece şunu çözmek istiyorum işte. Şu bilgiyi de verelim. Şu iki tuşa birden bastığınızda çocuk kilidi yani dokunup da programı falan değiştirmesinler diye güzel bir ince detayda yapmışlar. Kullandıkça birkaç şey daha öğrenebiliriz. Onları da yetişirse videonun sonunda zaten koyarım. Biz çamaşırlar kuru olarak çıktığında da videonun sonunda bekleyelim ki gerçekten ürünle ilgili tam bilgiyi vermiş olalım size. Evet, bildirim alamadık. Belki bizden kaynaklı bir sorun. Ama 1,5 saat gösterdi ama daha çabuk bitirdi galiba. 1 saat 20 dakika. Evet, yani şeye göre ayarlıyor galiba. Oğlum sepeti verir misin anne burada? Bakalım gerçekten hangi kup kurumu çıkardı. Hı. Şimdi bir görüyoruz. Tane mesela çorap kalmış. Ucu yok, bayağı sıcak sadece. Sıcak olduğu için şey ıslak gibi duruyor. Aa bak. Buna bak. Bakayım. Kuru mu? Kuru. Ama kuru. Sıcak şu an anlayamıyorum. Sanki nemli gibi değil mi? O değil bak. O kenarda sıcaktan, kalmış. Bu bence öyle kuru. Sıcaktan nemli gibi. Sıcaktan sanki öyleymiş gibi biliyorum. Buna bakın. Normalde ıslak olur bu çıktığında. Hani biraz hissedersin. Değil mi? Bence kuru ya. Kuru. Islak gibi ama. Yok, o sıcaklıktan yok, dolayı sıcaklık. Mı? Bak, şöyle biraz... bir havalandır bak şimdi soğuk. Havalandır bakalım. Soğuk. Gel oğlum. Havalandır. Bak al bunu giy şimdi. Gördün mü? Evet. Bakayım. 6000 liralık hizmet. Oo kupkuru. Kuru değil mi? Bak. Kupkuru. Hele buna bak. Bu daha da kuru. Burutup, şey. Burutup duru. Kupkuru olmuş kupkuru. Vallahi şeyden, al giy gibi yani. Makineden dolaba. Evet makineden dolaba. Evet. Bakayım. Kuru kuru. Hep şimdi evet. Hepsini çıkar. Bu oley işaretini yapmadan giyemiyorsun arkadaşlar. Oley. Evet çünkü gerçekten sıcak. Yani sıcak. Demek ama ki ısıtıyor. Ama dikkat ettim ben arada geldim şey. Baktım. Burası hiç sıcak değil. Yalnız hatırlıyorsun biz buna bakarken arkadaşlar şey diyordu. Isı pompalı zaten. Ha ısı pompalıydı doğru. Yani evet şimdi hatırladım cahilliğimize oha şeyi de yıkamışız. Kurutmuşuz. Isı pompalı olduğu abi için evet acı. Isıtıyor. Bak çok güzel. Aha, şimdi çıkan suya bakın. Suya göster kameraman. Bayağı bir su çıkmış. Ama bu bir de şey beklediği halde bu çamaşırlar. Demek ki biraz daha ıslak koysam şimdi böyle, daha fazla olacak. Şöyle şuradan tutup alttan alıyorum. Tahliye ve nerede?
Bak. O kadar çamaşırdan bu kadar su çıkartmış. Bir de bunu buraya nasıl topluyor? Yavur yapıyor be kardeşim. Şuraya bakalım. Şu ucunda bir şey var ama o mu? Nedir o? Tahliye nerede işte onu dedim ben. Yukarıda yukarıda şurada. Ha, oralardan mı? Göstereyim mi size filtreyi? Dur şunu boşaltıp geleyim. Ne? Bunlar bizim çamaşırlarımızdaki tüyler, tozlar. Bak hiçbir şey yok gibi görünüyor değil mi çamaşırlarımızda? Aç bakayım kapağını. Zeytinin tüyleri. Zeytinin tüyleri. Vay 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 vay. Öf. Gördünüz mü? Bunlar sadece zeytinin tüyü falan olamaz yani. Normal. Makine de demek ki yıkandıktan sonra böyle bir şeyler bırakıyor. Evet. Ki ben başkalarında daha çok gördüm. Yine iyi minimal çıktı bizim. Alttaki tüylerini de alıyor, pisliklerini de alıyor evet, şeyin. Evet, yani çamaşırın bayağı tüyünü temizlemiş. De alıyor. Ve şey kupkuru çok güzel ya. Ha, bu bile en kuru yani. En alttakine de bakalım bir şey olmuş mu ona. O sonradan temizlenen bir şey uzun süreli. Ama ha o uzun vadeli bir durum ama yine de bakalım. Yine de bakalım bir şey. Hı-hı. Bir şey var mı? Var mı? Alta doğru çıkartıyorum. Islanmış mı? Hayır, kupkuru. Bu bence makinenin hava alması ile ilgili bir bu şey. Bu büyük ihtimalle tamam evet, hava filtresi. Yani sadece bir iki saç kılı falan var. O kadar. Şurası azıcık ıslak. Çok az minik bir ıslaklık var. Ama buraları kuru. İçeriye bakıyorum. Aa, içeride rezistans gibi bir şey var. Tamam işte o makineyi ısıtmak için. Okay. Tamam işte hava filtresi. Yani elektrik süpürgesi mantığıyla düşün. Evet. Nasıl elektrik süpürgesinin tam şeyinde... Doğru. Filtre vardır motora gitmesin diye. Yani şu ilk izlenimler çok güzel. Evet. Şu an benden şey aldı yani. Oo burada da varmış. Demek ki oradan ha, demek ki bu da çıkıyor. He mantıklı. Hem altta bunu da öğrenmiş olduk. Hem evet. Altta hem üstte şu şey var. İki tane filtre var. İki tane filtre var. Ben şimdi bunları evet ya yıkayacağım ya temizleyeceğim bir şekilde. Yok suyla yıkayacağım. Onları da gösterelim şimdi. Evet. Bunun için de buradan arta kalanlar buraya düşmüş yani. Şöyle. Suyla yıkayıp koyacaksın onu. Evet. Ben bunları şimdi halledeyim. Daha çok kıyafetlerin tüyleri gibi geldi bana bu. Tam kapatmıyorum böyle diyorsun. Evet şu an sadece cihaz yani bunu yapıp yapmadığını bilmiyorum. Eğer dediğim gibi video editleyene kadar buna denk gelirsem bu bildirim gönderip göndermediğini yazacağım ama cihazı buradan uzaktan kumandayla program seçmek bence çok daha kolay. Ama üşenen ya da telefonda bağlayamayan arkadaşlar tabii ki buradan deneyecekler. Zaten çok fazla bir tuş yok. Buradan seçtikten sonra cihazın da burada hangi programla hangi özellikleri kullanabileceğinizi yazıyor. Örnek verirsem mesela Pamuklu'da sadece zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Diğer seçenekleri yaptırmıyor. Kendisi orada ayarlıyor o konuda. Buradan seçmeniz daha mantıklı. 2.4 GHz böyle cihazlar genelde Wi-Fi'den o şekilde bağlanıyor. Evinizde 5G falan varsa bağlayamazsanız problem bundandır. Sıkıntı yapmayın. Onun dışında gerçekten ilk izlerim çok güzel. Çok memnunuz. Evet. Şimdi Saliha Hanım herhalde aldığına memnun olabilirim evet. Memnun musun, memnun olabilir misin? Yani bu benim ilk deneyimim. Burada iyi. Ama şimdi şöyle düşün. Ben çamaşırları... Bunu çamaşırla az bir 3-5 saat, 10 saat bekle. Ya, tabii o yer anlamda tutsun. Tabii. Yani bütün bu işlerden bir saatte kurtardı. Bir gün önce yıkamıştım. Birazcık zaten kendi kendine bir kuruma moduna geçmişti. Benim hedefim hemen aktif olarak çamaşırı yıkadıktan sonra koyacağım. Bakalım ne kadar ben editlemeden onu da yaparsın. Sonra hı-hı, çat diye böyle şu kadar suyu diye şey yaparsın. Yine aynı seçeneği seçeceğim. Bakalım ne sentetikte çıkaracak. Sentetikte mi? Sentetikte yapacağım. Yine. Evet. Ama şu an şey gürültü çok memnunum konusunda yani. Hani hiç duymadım ben gürültüsünü. Şöyle söyleyeyim. Bizim elektrik tarifemiz sabah öğle akşam ayrımlı değil. O yüzden biz genelde gündüz de kullanıyoruz. Tek tarif olduğu için. O gece indirimli kullananlar belki gece kullanmak ister ama şu ortamda çok gürültülü gelmedi ama gece ne yapar? Onu biraz da gece dinlemek lazım. Bir de gece koyarız.
Evet, şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa da videonun altına yorum yaparsanız biz de cevaplamaya çalışırız her zamanki gibi. Bizden bu kadar. Görüşürüz. Kanalımıza unutma. Abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.